الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في نقل كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا شهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيبتلى 10 مرات بما يرى من الكرامة، صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Cumanız mübarek olsun aziz müminler. Yüce Rabbimiz okumuş olduğum ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirlerinize düşmandınız da o kalplerinizi birleştirmişti. Onun nimeti sayesinde kardeş olmuşsunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında birinizde o sizi oradan kurtarmıştı. Allah size ayetleri böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola ersiniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okumuş olduğum hadislerinde şöyle buyuruyor: cennete girmiş bir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya yeniden geri dönmeyi arzu etmez. Ancak şehit, cennette gördüğü aşırı itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve 10 defa şehit olmayı arzular. Kardeşlerim, millet olarak büyük badiyelerden, ağır imtihanlardan geçtik. Daha dün Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da vicdanı paslanmış, insafını ve insanlığını kaybetmişler. Bizi tarih sahnesinden silmek amacı üzerimize geldi. 15 Temmuz'da tarihimizin en büyük ihanetlerinden birine maruz kaldık. Zor günlerden bizi muzaffer eyleyen muazzam bir gücümüz vardı. Bu güç Allah'a olan sarsılmaz imanımızdı. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa olan aşkımızdı. Şehitlik ve gazilik sevdamızdı. Aynı secdede Rahman'a kul olmakla, aynı kıblede istikamet bulmakla, birbirimize olan muhabbetle, birlik ve beraberlik ruhuyla bütün zorlukların üstesinde geldik. Muhterem dinler, son yıllarda hem İslam ümmeti olarak hem de millet varlığımızda yine imtihan çemberinden geçiyoruz. Gücümüzü zayıflatmak, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenler, fitne, terör ve ihanet silahıyla üzerimize geliyor. İslam dünyasının 4 bir köşesinde açılan ateş çukurlarının içine ülkemiz de çekilmeye çalışılıyor. Türlü hile ve desiselerle, plan ve tuzaklarla varlık ve mekanımız, istiklal ve istikbalimiz hedef alınıyor. Birbirimiz ve diğerimiz tehdit edilerek aslında İslam ümmetinin umutları tüketilmek isteniyor. Aziz kardeşlerim, Necip milletimiz bugün oynanan bütün karanlık oyunları feraset ve basiretiyle elbet bozacaktır. Zorlukların en önemliyle bir kez daha aşacak ve ihaneti püskürtecektir. Bu kahraman milleti hedef alanlar iyi bilmelidir ki bizim en muazzez değerlerimizin başında vatanımız gelir. Biz gerektiğinde aç ve susuz yaşarız fakat hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve onurumuzdan asla taviz vermeyiz. Mukaddesatımız uğruna bedenlerimizi siper eden ama bir karış vatan toprağından bile vazgeçmeyiz. Bu yüce millet geçmişten günümüze kadar savaşı değil, barışı, tefrikayı değil, birlikte yaşamayı tercih etmiştir. Bizim temel şiarımız her daim
zalimin karşısında mazlumun yanında yer almaktır. Hakkı ve haklıyı savunmaktır. Kimsesizin, mağdurun, mültecinin, garibin ümidi olmaktır. Çaresine çare sunmaktır. İslam'ın ideali değerleri sürdürmek değil, yüceltmektir. İnsanlığa huzur, barış ve medeniyet takdim etmektir. Yeryüzünde kötülüğe engel olup iyiliği hakim kılmak için çalışmaktır. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, kahraman güvenlik güçlerimizle, milletimizin her bir ferdinin bugün verdiği şanlı mücadele, işte bu yüce ruh ve idealinin bir tezahürüdür. Aziz ümmetler, ümmeti Muhammed olarak Rabbimizin karşısında, tarih önünde, insanlık adına her birimize görev ve sorumluluklar düşüyor. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat, gönüllerimizi iman kardeşliğiyle sımsıkı kelimelemeye devam edelim. Terörü, fitne ve fesatı çöktürmeye yönelik oyunlara karşı uyanık bulalım. İstiklal şairimizin ifadesiyle, deyim bir cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Deyim ortada bir sine çarpıyor yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz mısralarla ifade ettiği azmimizi, muhabbetimizi, birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü söylem ve eylemden uzak duralım. Kardeşlerim, geliniz bu mübarek cuma vaktinde hep birlikte Yüce Rabbimize şöyle niyazda bulunalım. Allah'ın okunan fetih sureleri hürmetine, istiklal ve istiğfarimiz, birlik ve beraberliğimiz uğruna mücadele eden kahraman olduğumuzdan, güvenlik güçlerimizden nusret ve inayet esirgeme. Millet olarak bize zafer ihsan eyle, şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar lütfeyle. Allah'ım birliğimize, birliğimize göz dikenlere, izzetimize, şerefimize kastedenlere fırsat verme. Milletimizi ve İslam milletini her türlü dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Allah'ım terör ve vahşetten, kan ve gözyaşından, fitne, fesat ve bozgunculuktan beslenenlere karşı milleti yekvücut olmayı nasip eyle. Asırlardır İslam'ın sancaklarını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi sen mahcup et.